Bütün takipçilerime Didim'den selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olunuz, bana destek veriniz. Diğer destek seçeneklerinde, alternatiflerinde hatırlamanızı sizlerden rica ediyorum. Şimdi videomuza geçelim. Dün büyük felaketin yıl dönümünü, birinci yıl dönümünü maalesef tekrar yaşadık, hatırladık, hüzünlendik, ağladık ve o depremzedelerimizi tekrar hatırladık. Maalesef bir sene boyunca biz bunları gündemimizden çıkarmıştık. Bizim Türklerin işte sevmediğim, kendimin de sevmediği bir yönü var. Hoşumuza gitmeyen konuları biz konuşmak istemeyerek, yani konuşmayarak, sümen altı ederek, halının altını süpürerek, bana hatırlatma bu kötü günleri, kötü şeyler diyerek unutuyoruz, unutmaya çalışıyoruz. Tarihte de bunu yapmışız. Tarihte bize yapılan soykırımları, o kötü günleri hatırlamamak için unutmaya çalışmışız. Unutmuşuz da elbette bir oranda da kendimiz için bunlar faydalı oluyor. Psikolojik durumumuz için faydalı oluyor ama diğer ülkeler unutmuyorlar. Bu özelliğinizi biliyorlar. Bakın, unuttuğunuzdan dolayı da sanki soykırımı onlar yaşamış gibi bunlar ters yüz ediyorlar. Bunu tarihimizde baskı aracı olarak yaşadık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca şu küçücük Ermeni devletinin bize yol açtığı zararları, baskıları hepimiz biliyoruz. Ellerinden gelseler tekrar yapacaklar. Depremzedelere Türk devleti olarak, Türk milleti olarak elimizden geldiğince en güzel konutları yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bunu başka ülkeler olsa bu projeyi, bu kadar büyük projeyi yürütmeleri zor olurdu. Bizler isteyince bakın neler yapabiliyoruz. Biliyoruz. Bizler yapınca en iyisini yaparız. Her şeyin en iyisini yaparız. Çünkü biz Türk milleti olarak hakikaten çok farklıyız diğer milletlerden. O yüzden zaten bizim lider vasıflarımız çok güçlü. Bu vasıflarımızı hatırlamamamız için ellerinden geleni yapmış bu kapitalizm, Batı, Amerika, kim derseniz deyin, bizi sevmeyen bütün uluslar, bütün milletler. Dünyanın en çok ziyaret edilen iki şehri ülkemizde yer alıyor. Zaten bizler dünyanın merkeziyiz. Bunu da hatırlayalım. İstanbul ve Antalya. Antalya ve İstanbul'umuz bizim en çok ziyaret edilen iki şehrimiz. Adeta dünyanın iki incisi. Bizler zaten dünyanın merkezindeyiz. Artık bunları hatırlamamız lazım. Dünyanın merkezinde oturan krallık koltuğunda oturmuş gibidir. Dünyayı yönetir ve zamanda yönettik. Bu yüzyılda da ben yöneteceğimize inanıyorum. Çünkü bunun emarelerini görüyorum. Özgüvenimizi yeter ki yüksek tutalım. Ben bu özgüvenimizi yıkmak için ellerinden gelenleri yaptıklarını biliyorum, hissediyorum. Özellikle bu muhalefet, Kılıçdaroğlu ve ekibi diyorum ben, ellerinden geleni yaptılar. O an için anlayamıyorsunuz ama parçaları birleştirdiğinizde bu kişinin neden genel başkan olarak atandığını anlayabiliyorsunuz. Bakın saraya nasıl saldırmışlardı. Sarayın tuvaletlerine dahi saldırmışlardı. Odalarını saldırmışlardı. Onları tekrar etmek istemiyorum. Libya'ya asker tezkeresi için, asker gönderme tezkeresi için nasıl kürsülere vurduğunu bu kişinin biliyoruz. Kendi partisinden kişilerin Irak'ta, Suriye'de, Karadağ'da ne işimiz vesaire var gibisince konuşmalarını biliyoruz. Daha eskilere gidersek bu parti veya bu damardan gelenler, hatırlarım 1990'lı yılların sonunda Avrupa Birliği üyeliği için önümüze Kıbrıs'ı getirmişlerdi tekrar ve bizimkiler ne dedi biliyor musunuz bu damardan olanlar? Verelim de
kurtulalım dediler. Sanki verince her şeyden kurtulabileceklerini zannettiler veya öyle zannetmemizi istediler. O cenahın başkalarının maşaları bunlar. Ben öyle düşünüyorum en azından. Çünkü vatanını, milletini seven insan bu şekilde yapmaz, bu şekilde davranmaz, bu şekilde kızsa dahi söylemez arkadaşlar. Kızdıklarını da zannetmiyorum. Bunlar ne olduğunu siz karar verin. Hatta o bile bitmişti. Avrupa Birliği'ne üye olabilmemiz için ay yıldızı bizim bayrağımızdan çıkarmamızı, yani bayrağımızı değiştirmemizi dahi haber ettiler. Toplumu hazırlamaya çalışmışlardı. Yani Türklüğünden, Müslümanlığından vazgeç dediler. Biz sizi ancak o şekilde üye yaparız dediler. Elbette bunlar resmi ağızlardan söylenmedi ama onların borazanları aracılığıyla bunlar dile getirildi gazetelerde. Hepiniz hatırlamazsınız. Benim yaşıtlarım veya rast gelenler bunları hatırlarlar. Bayrağı değiştirseydiniz sıra dine gelecekti. Yani istekler hiçbir zaman için bitmez. Çünkü onların amacı sizin üye olmanız değil, sizin dejenere olmanız, sizin değişmeniz. Çağlayan'da biliyorsunuz terör saldırısı yapıldı. Bu kişilerin beyinleri nasıl yıkanıyor veya yıkanması nasıl müsaade ediliyor, göz yumuluyor, bu konuyu biraz daha emniyet birimlerimiz, MIT'imiz, artık kimse, ilgili kişiler biraz daha odaklansalar çok iyi olacaklar. Bakın bu kişileri duyduğuma göre, anlatılanlara göre medyadan açık açık kültür faaliyetleri adı altında yapabiliyorlarmış. Bizim ülkemizde bu tür örgütler, daha doğrusu şöyle diyeyim, sol parti ve aşırı sol, komünist, artık ne isim verirseniz verin, ülkemizde çok fazla destekçi bulamaz. Ülkemizin halkı genelde merkez sağdadır. Bakın merkezin sağındadır. Solcu bile çok azdır ülkemizde. Sosyal demokrat dahi çok azdır. Onlar ise milliyetçi olanlarıdır. Onu da söyleyeyim. Bilinen, dünyada bilinen sol veya sosyal demokratlara da benzemezler. Ülkemizde faaliyet gösteren partiler olsun, ideoloji olsun, kendilerine yer bulamazlar. Bizim solcumuz Müslümandır. Elbette aralarında bildiğimiz tipik batılı solcular, komünistler vardır ama onlar bizdekiler öyle değildir. Muhakkak ve muhakkak bizim toplumumuzun kültürünü almış olan kişiler olduğu için bildiğimiz sol veya komünist veya ne derseniz deyin aşırı sol değildir. Bunlar beyin yıkayarak kendilerini sadece destek bulurlar. İdeolojileriyle hiçbir zaman için destek ya da taraf bulamazlar, çok fazla bulamazlar, marjinal kalırlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye ne oldu da Amerika ile ilişkileri düzeltmeye başladı? Olan bir şey yok bence. Amerika oyun oynuyor. Bu oyun 1997 yılından beri devam ettiğini düşünüyorum ben. Çünkü öyle bir haber okudum. Onu oraya bağlamak istiyorum. 1997 yılında ülkemiz stratejisini değiştirdi. Derin devletimiz politikasını değiştirdi, dış politikasını değiştirdi, büyük planlamalar yaptı, alternatifler, yedekler değiştirdi, daha doğrusu yedeklerini yaptı. Ayakları üzerinde ülkemiz nasıl durur, onun planlamasının projelerini geliştirdi. Bunlar dantel dantel örülmüş ve hala daha örülmeye çalışılıyor. Bunu bilenler, Kılıçdaroğlu gibi kişiler bunlar çok iyi biliyorlar arkadaşlar. Muhalefet, Türkiye karşıtları çok iyi biliyorlar. Duyuyorlar, nereye gidildiğini biliyorlar. İstihbarat örgütleri biliyorlar. Ülkemizdeki kurumlardaki ajanları vasıtasıyla bunları öğreniyorlar. Engel olmak için ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Şimdi Türkiye F-16'ları alabilecek, öyle deniliyormuş gibi yapılıyor. Son dakikada gene ipler onların elinde olduğu için çok inanmayın. Zaten ülkemiz bunlara inanmamayı, güvenmemeyi 1997 yılında anladığım kadarıyla öğrenmiş. Belki daha önce de öğrenmişti ama alternatif geliştiremiyordu. Konjüktür uygun değildi. O kadar da bizim ülkemizi 1997 yılında mı öğrendi diyemeyeceğim. O zaman mı anladı diyemiyorum. Çünkü o kadar bizim derin devletimiz, politikacılarımız, bürokratlarımız bilemeyecek
kadar liyakatsız insanlar olmadığını düşünüyorum. O yüzden bunları söylüyorum. Kesinlikle bu anlaşılmıştır daha önceleri ama proje geliştirilememiştir konjüktürden dolayı. 1997 yılında konjüktür, belki daha öncesi dediğim gibi, müsaade etmeye başladı ve bunlar planlamaları, belki olan planlamaları hayata geçirmeye başladılar. Çünkü onun öncesi de var. Planlamalar birdenbire hayata geçmiyor. Hazırlık yapılması lazım. Bence 1997 yılında bunlar faaliyete geçirilmeye başlandı. Eurofighter alacağız. Alternatifi deniliyor. Uçak, savaş uçağı. F-16'ya bağlı değiliz. Şimdi bakın ne demeye başladılar. F-35 projesine bu ailede sizi görmek isteriz vesaire vesaire. İpler onların elinde arkadaşlar. İnanmayın. İnanmıyoruz da zaten. Geçti borun pazarı, süreç şeyini nide ediyoruz onlara. Putin ülkemizi ziyaret ediyor önümüzdeki günlerde. Putin ve Rusya ile muhakkak büyük anlaşmalar yapıldı. Bu ziyaretler son noktadır. Daha doğrusu yapılan anlaşmaların, varılan anlaşmaların, işbirliklerinin bir kısmının, bakın bir kısmının hepsini değil, açıklandığı tarihtir bu. Taçlandırıldığı tarihtir. Bize rakip, bize düşman olanlar çok merak ediyorlar. Bilgiler gidiyordur onlara ama bütün bilgilerin gittiğini zannetmiyorum. Merakla bekliyorlar Türkiye ve Rusya arasında ne tür anlaşmalar yapıldı diye. Gaz anlaşması deniliyor, ucuzlatılacak bunlar. Erdoğan gaz fiyatlarının düşürülmesini istiyor falan deniliyor. Bunlar zaten anlaşılmıştır arkadaşlar. Fiyatlarda da anlaşılmıştır. Sadece orada taçlandırılıyor. Sadece anlaşmayı iki lider yapmış gibi gösteriliyor. Orada bürokratlar o işi halletmiştir. Aynı şekilde İran'ın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. 10 tane anlaşma imzaladılar. Zannediyor musunuz o anlaşmalar orada Ankara'da yapıldı da hemen onları imzaya bastı? O kadar kolay değil. İran'la Türkiye'nin ilişkileri de ilerliyor ve o Cumhurbaşkanı ziyaretinden önce bu anlaşmalar üzerinde mutabık kalınılıyor arkadaşlar. Bunların hazırlık süresi dahi haftalar sürer. Hepiniz biliyorsunuz o evrakların hazırlanması bile zaman alır, bırakın onların müzakere edilmesini konuşmuyorum bile. Öyle bir saatlik, iki saatlik veya bir günlük ziyaretle bu işler olmaz. Avrupa Birliği orta koridora finanse edecekmiş. Yani Çin'den gelen, Türkiye üzerinden geçen bu ticaret yolunu beyefendiler karar vermişler. Para yatırımı yapacaklarmış, destekliyorlarmış. Zaten seçeneğiniz kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri sizi sıkıştırdı arkadaşlar. Bunları sıkıştırdılar. Başka seçenekleri kalmadı ama mış gibi de yapabilirler bunlar. Bunu en iyi bilen bizim bürokratlarımız, diplomatlar. Bundan da eminim bunun öylesine bir haber olarak yayılıp yayılmadığını onlar karar verir. Para gelince zaten Avrupa Birliği yani somut olarak görmeden hiçbir şey olmuş bitmiş denilmez. Bunlar imzaladıkları anlaşmaları dahi yırtıp atabilen bir mantığa, zihniyete sahip. Somut olarak anlaşma dahi yetmiyor. İnandırmaları için kendilerini. Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti artık o oyunlara gelmiyor. Bazı oyunlara bizim geçmişimiz, devlet geçmişimiz kaç bin yıllık hepimiz biliyoruz. Öyle inanıyormuş gibi yapıp da konjüktür müsait olduğunda bunları biz masanın üstünü koymasını biliriz. Kimlerle kaşık attıklarının farkında değiller ama öğreteceğiz. Öğretmeye yavaş yavaş başladık. Hiç moralinizi bozmayın. Bizler Türk milleti olarak büyük milletiz, büyük devletiz, büyük interlandımız var. Kesinlikle siz ülkemizin sınırlarını şimdiki Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarıyla kısıtlı tutmayın. Bizim interlandımız daha büyük arkadaşlar. Gene yabancı medyada yer alan bir habere göre Rusya'nın gazını, dizelini yani işlenmiş petrolünü Türk ve Brezilyalı gemi şirketleri taşıyor. Avrupa Birliği bunlara bakın ambargo uygulamaya başladığından beri Ukrayna savaşından dolayı onların gazlığını, dizelini Yunanlar taşıyordu. Bunların meydana çıkmasıyla Türkler ve Brezilyalılar bu nakliye iş
işini onların elinden aldılar. Bir de diğer bir haber, tekstil satışımız, ihracatımız düşmüş geçen yıl. %5.86 oranında bir düşüş var. Bunun sebebi nedir bilmiyorum. Halbuki artması lazım. Çin Avrupa Birliği'ne artık ürünlerini göndermiyor. İçine de kapandı diyebiliriz. Bir de Amerika'nın baskısı sebebiyle bu tekstil ürünleri Avrupa'ya ulaşmıyor. Halbuki bizim artması lazım tekstil ürünlerimizin. Neden artmadığı, tam tersine düşüşe geçti. Onu da anlamış değilim. Mısır'da yapıldığını biliyorum tekstil ürünlerinin. Türk firmalarının orada faaliyet gösterdiğini biliyorum. Belki de bu düşme kağıt üzerine bir düşmedir. Türk şirketleri Mısır'dan yaptıkları için o ihracatı Mısır'ın hanesine de yazılıyor veya onun gibi başka ülkelerin hanesine yazılıyor olabilir. Aslında o paralar dolaylı olarak bizim ülkemize geliyordur. Başka açıklamam yok. Bu konuda eğer bilginiz olan varsa yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Türkiye güneş enerjisinden daha fazla faydalanmak istiyor. Biliyorsunuz GES santrallarımız her yerde çoğaldı. Yani bu yenilenebilir enerji adı altında rüzgar gülleri, güneş panelleri ile çok iyi biz üretim yaptık. Bununla da yetinmiyoruz. Uydulardan potansiyelimizi en iyi nasıl kullanırız? Onun araştırması için de devletimiz uydular yardımıyla bunu yapıyor. Uydular yardımıyla yapılan araştırmaya göre bizler 120 GeV bunu artırabiliriz. Bu ortaya çıkmış. Yani bu 3.6 milyar dolarlık bir potansiyel demek veya kullandığımız enerjinin %45'i anlamına geliyor. Bunu nereden sağlayacaklar? Onu da söyleyeyim. Uydudan neler araştırılıyor? Bu konutların, binaların, çatılarının kullanılması, bunların potansiyeli hakkında bir araştırma yapılıyor. Demek oluyor ki bu ileriki yıllarda bu projede karar kılınırsa evlere, konutlara güneş paneli alma konusunda devletimiz destek ya da teşviklerde bulunacak. Herkes evinde kendi elektriğini üretebilecek. Şimdiye kadar geç bile kaldık. Gerçekten çatılarımızın potansiyeli çok yüksek. Özellikle benim çevremde burada bakın. Herkes ister onu. Ben bile düşünmüştüm. Birçok yazlık villa burada bir aylığına, iki aylığına senede kullanılıyor ve hep gideri vardır. Yatırım amaçlı bunlar alındığı için, devamlı burada oturulmadığı için, yani ikamet edilmediği için insanlar gelir getirmesini istiyor bunların ama giderleri fazla. Yaz kış burada kiraya da verme imkanları olmadığı için bu konutların giderlerinden kurtulma arayışı içindeler insanlar. Bu şekilde bu konutlar durduğu yerden de para, yani gelir getirebilirler. Hem ülkemiz yararlanır, hem konut sahibi yararlanır, hem de belirli zamanlarda buraya gelinip bu evlerin bakımı yapılır. Güneş panellerinin bakımı yapmak için gelindiğinde de bu evlerin bakımı yapılmış olur. Win-win, yani herkes kazanır. Bu konuda çok ben memnun oldum. Bu haberi okuyunca %45, çok kullandığımız enerjinin %45'i hakikaten büyük miktar, eğer doğru anladıysam, yanlış bir anlamam varsa düzeltin lütfen. Bizler gördüğünüz üzere fakir falan değiliz. Bizler fakir ülke olarak beynimizi kazıdılar bunu senelerce. Petrolümüz yok, gazımız yok, biz Araplar gibi değiliz vesairemiz yok. Özgüvenimizi yapabiliriz, özgüvenli. Bilinçli olarak arkadaşlar bakın, bilinçli olarak özgüvenimizi ayaklar altına aldılar. Biz zengin milletiz. Potansiyelimiz çok yüksek. Bunları şimdi ben saymak istemiyorum. Yeni yeni anlıyoruz. Petrolü de buluyoruz, gazı da buluyoruz, güneşi şimdi fark ettik, güneşi de buluyoruz, rüzgarı da buluyoruz. Sanki şimdi bunlar yeni varmış gibi. Daha bulamadığımız, farkına varmadığımız ne kaynaklarımız var? Siz düşünün, denizin dalgaları var, neler neler var. Yeter ki önümüze engel olmasınlar. İskender'in söylediği gibi, İskender'e söylenildiği gibi gölge etme, başka ihsan İstemem senden. Gölge edenler
bu bürokratlar kurumlardaki o dış mihrakların adamlarıyla biliyorsunuz bir keşif yapıyorsunuz, bir ürün yapıyorsunuz. Bunu rengi tutmamış deyip sizin eşiğinizi yokuşa sürüyorlar. Siz ertesi gün o rengi tamamlıyorsunuz. Bir sene, iki sene bekletiyorlar veya vidası yanlış vida deniliyor vesaire deniliyor. Bir bahane şeklinde, şemalinde bulunuyor. Bunu bilerek yapıyorlardı. Engel olmak için yapıyorlardı. Senin 6 ayda topu dikeceğini, beyaz bayrak dikeceğini düşünerek yapıyorlardı. Yani bunlar size destek olmak için değil, köstek olmak için görev yapıyorlardı. Şimdi bunları anlıyoruz. Bizler tembel falan değiliz arkadaşlar. Bizler belki de dünyanın en pratik zekasına sahip milletiz. Ben bunu yurt dışına gidince anladım. Gerçekten anladım. Robot gibiler belirli bir şablonun dışına çıkamıyorlar. Çıkmalarına belki de izin verilmiyor veya beyinleri yıkanmış bilemeyeceğim ya da genetik yapıları o şekilde. Ama gördüm, yaşadım, biliyorum. Bizler bakın yapamayız dedik. Ağır sınıf torpido yapmaya başladık. Neler neler yapmaya başladık savunma sanayisinde. Artık her şey sıradan oldu. Yapınca neler yapabiliyoruz görüyor musunuz? Yapınca neler neler buluyoruz. Artık İHA SİHA uçak falan da demiyorum. Bilmediklerimiz neler var. Demek ki bizim özgüvenimizin yerinde olması en büyük etken, yerinde olmaması ise engel oluyor. Bunu da Batılı çok iyi çözmüş. Sen savunma sanayinde güçlü olursan diplomaside de masada da güçlü oluyorsun. Bunu biz daha yeni yeni, biz halk olarak yeni yeni, elbette bürokratlarımız, diplomatlarımız bunu yıllardır biliyordu. Yıllardır biliyordu ama konjüktür müsait değildi. Muhtemelen öyleydi. Çünkü ben onların yeni uyandığını, yeni farkına vardığını düşünmüyorum bu konularda. İnternet'imiz dedik. Şimdi ben bir yere bağlayacağım. Nasıl bağlayacağım bilmiyorum ama bizler bir proje kapsamında ülkemiz bazı şeyler yapıyor. Bazı şeyleri biz parçaları birleştiremiyoruz. Bunlardan bir tanesi Afrika. Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayımızı biz 44'e çıkardık. Bunlar boşu boşuna maaş verelim diye açılan veya gönderilen büyükelçi ve personeli değildir. Bunu çok iyi hatırlayın, iyi bilin. Çünkü öyle düşünürseniz yanılırsınız. O 44'e çıkmanın, çıkarılmanın bir amacı vardır. Biz Afrika'da şimdiye kadar 1800 ihale almışız. Yani Fransızları Afrika'dan bizler sürdük, kovaladık. Afrikalılarla beraber kovaladık. Adamlar kanlarını emmişler Afrikalının. Hala daha emmek için direniyorlar bakınız. Bizler toplam olarak 85 milyar dolarlık ihaleyi almışız orada. İhale sayısı 1800 ve siz neden Somali'deyiz, neden Afrika'dayız, askerimiz neden Libya'da diye soranlara sorun. Neden olabilir acaba? Elbette oradaki varlığımızı, sermayemizi korumak için, menfaatlerimizi korumak için. Bunları bilemeyecek kadar genel başkan olmuşsanız vah size denmez mi? Elbette öyle değil. Tek seçenek kalıyor. Onlar başkalarının maşası olmuşlar. Bu strateji parçaları birleştirmek gerekirse nerede başlamış, nasıl başlamış? Onu kısaca anladığım kadarıyla bu anlattıklarımı da örnek göstererek sizlere anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bizler Avrupa Birliği kapılarında sürüm sürüm süründürüldük, muhtaç edildik. Ekonomik olarak muhtaç edildik. Savunma sanayisi, silah olarak Amerika'ya muhtaç edildik. Yani her taraftan bizi bağlamışlar arkadaşlar. Yapay ülkeler kurmuşlar. Yunanistan, Ermenistan gibi. Onlar üzerinden, soykırım üzerinden, terör üzerinden hala daha devam etmeye çalışıyorlar. Suriye, Irak, İran'ın baskısı vesaire. Bunlarla hepimiz hemfikirizdir diye düşünmekteyim. Böyle düşünürseniz elbette hiçbir şey yapamazsınız. Sizi parmaklarında oynatırlar ve oynatmışlar. Elbette bürokratlarımız, diplomatlarımız bunları derin devletimiz biliyordu. Ben bildiğinden çok eminim. Konjüktür müsait değildi. Olanaklar müsait değildi. Bu strateji ne zaman değişmiş biliyor musunuz arkadaşlar? 1997 yılında. Demek ki konjüktür o zaman müsait olmaya başlamış. Devletimizin derin devletimizin
şirketimizin projeleri o zaman faaliyete geçirilmeye başlanmış. Projeler zaten yıllardır muhakkak yapılıyormuştur. Çünkü birdenbire onlar bir senede, iki senede yapılacak yapılan projeler değil. Siz bunları kısa sürede kağıt üzerinde hazırlasanız da bir de size bağlı olmayanlar var. O ülkeleri ikna edeceksiniz, o ülkeleri anlatacaksınız. En az şu kadar ülke olacak. Bu faaliyetten hala devam ettiğini ben düşünüyorum. 1997 yılında Avrupa Birliği bize tam üyelik, adaylık statüsü vermeyince faaliyete geçmişiz. Bizim hazır olan projelerimizi bizler uygulamaya almışız ve başlamışız. O zaman artık son damla, bardağı son damlayı düşürmüş Avrupa Birliği ve Batı. Zaten yıllardır biz bunu görüyorduk. Terör örgütlerinin kimin tezgahladığını görüyorduk ama mış gibi yapıyorduk, mecburduk. Konjüktür öyleymiş, öyle diyorum ben. Ama şimdi artık güçlenince ilk önce silahın olacak ki sözün geçsin, yani savunma sanayisi gibi anahtar rolde bulunan sanayilerimizi bizler geliştirmişiz, geliştiriyoruz hala daha. Bitirmedik, proje devam ediyor ama ayan beyan açığa çıktı, açıklandı bir kısmı, hepsi açıklanmıyor elbette. O yüzden zaten Amerika burnumuzun dibine geldi, Yunanistan'a geldi, bir sebep o, Irak'a geldi, Suriye'ye geldi. 1997 yılında faaliyete geçtiğimizin haberleri çoktan gitti onlara. Ondan sonra zaten bunlar terör örgütlerine hızlandırdılar desteklerini vesairelerini. Orada burada köstek olmaya başladılar. Avrupa Birliği oyun oynadığını biz de biliyorduk. Onlar da biliyordu. O tiyatro belli bir sene devam etti. Bakın şimdi adı bile yok. Çünkü bizi hiçbir zaman için üye yapmayacaklarını da söylemeye başlamışlardı. Bu faaliyetlerde de, icraatta da meydana çıktı. Türkiye kendi yolunu çizmeye başladı. Zaten çizmek istiyordu. Ülkeler, büyük devletler böyle yapar, öyle birliğin içine girerse onun yedeğini de düşünür. Avrupa Birliği devletleri de yapıyor bunları. Hiç merak etmeyin. Devlet olmak odur. Bizim bir interlandımız var. 1997 yılında o zamana kadar yapılan çalışmalar icraata geçirilmiş. Afrika'da %27 Müslüman nüfus var. Onlar üzerinde etkili olabileceğimiz düşünülmüş. Türk devletleri var, Türk Devletler Teşkilatı kurulmuş, Müslüman devletleri, Arap devletleri bir araya getirmek için faaliyetler devam etmiş, devam ediyor. Faaliyetler o zaman başlamış, planlamalar daha önce yapılmış. Bakın Esad'a bu bile teklif edildiğini şimdi anlıyoruz. Esad buna inanmamış, serbest seçimler yapılması tavsiye edilmiş, yoksa ülkesinin parçalanacağı, Batı devletleri tarafından parçalanacağı söylendiği halde burnunun dikine gitmiş ve Esad ülkesiz kalmış desek olur. Bakın adı şanı duyulmuyor, nerede olduğu belli değil, ufacık herhalde Şam kadar bir yeri, belediye başkanı gibi bir yeri yönetiyor. Hale düşürdü kendini, böyle ufuksuz politikacı yüzünden ülke ne hale geldi. O yüzden proje büyük, Irak'ı yanımıza aldık, bütün olarak İran'ı almaya çalışıyoruz, Ermenistan'ı almaya çalışıyoruz, Gürcistan'ı almaya çalışıyoruz. Bakın Avrupa Birliği de boş durmuyor. Gürcistan'ı aday ülke ilan etti. Bizi de o da çevirmeye çalışıyor, engel olmaya çalışıyor. Avrupa Birliği ne yaparsa yapsın artık başarılı olamaz. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerine, Avrupa kıtasına bakın. Etrafı Rusya, Türkiye, Afrika ülkeleriyle çevrili, kendi kaynakları olmayan, göbeğinden bize size bağlı olan devletler bunlar. Kendi kaynakları olmayan devletler daha fazla yaşayamazlar. Gelirler sizin kanatlarınızın altına, sığınırlar. Bunu Yunanistan da yapacak, Bulgaristan da yapacak, Balkan ülkeleri de yapacak. Çünkü mecburlar arkadaşlar. Konjüktür öyle. Büyük devlete her zaman için sığınılır. Büyük devlet Türkiye'dir burada. Hep düşünmüşümdür. Özel zamanında uydularımız televizyon yayını için, iletişim için atıldı uzaya, yörüngeye sokuldu. İlk yayın yaptığı yerler Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulduğu, yani Türk devletlerinin coğrafyası Türkiye ve Afrika'ydı. Hep düşünmüşümdür neden Afrika diye. Şimdi daha iyi anlıyorum neden Afrika olduğunu. Bu strateji o zamandan çizilmiş, planlanmış.
planlanmış faaliyete 1997 yılında geçmesine karar verilmiş. O zaman kim vardı hükümette? Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, bir de İsmet Sezgin'in Demokrat Parti olması lazım, Demirel'in partisinden ayrılarak kurduğu partiydi. O zaman için, eğer yanlış hatırlamıyorsam, koalisyon hükümetinde o zaman kararı bunun verilmiş. Bakın 1999 yılında bizi geri çevirmek için neler yapmışlar. Öcalan birdenbire yakalandı, elimize verildi. Yani bir sus payı, ağzımıza bir parmak bal mı çaldılar acaba? Öyle de oldu. Görünüyor. Fendenmiş gibi görünüp neler neler yapmışlar. Tarihin o tarihlerde belki anlayamıyoruz bunu ama şimdi o parçalar yerine oturuyor arkadaşlar. Bakın Irak'ta Türkmenleri temizlediler ama Türk devleti Türkmen köylerini, Türkleri tabelaları da yerleştiriyor. Şimdi Irak Türkmen dilini okullara soktu, resmi dil olarak kabul etti ve biz yavaş yavaş interlandımızı büyütüyoruz. İran'da gelecek buna mecbur. %45'i, %50'si Azerbaycan Türk'ü bunların. Bu eğer bize çok fazla karşı koyarsa parçalanacağını biliyor. Gel bütün olarak katıl diyoruz biz onlara, İran devletine. Yoksa yok olur gidersin, bu coğrafyada parçalanır gidersin deniliyor. Suriye güzel bir örnek. Parçalandı gitti, bizi dinlemedi. Irak da aynı yolu tutmuştu. Belki de son dakikada zararın neresinden dönersen kârdır misali geldi. Bizim teklifimizi kabul etti. Herhalde veya etmiş gibi görünüyor. Bunu zaman gösterecek. Bunu bürokratlarımız, diplomatlarımız daha iyi biliyorlar. İlişkiler gelişiyor. Türkiye'nin interlandı büyüyor. Türkiye bu yüzyılda eğer hata yapmazsa büyük bir güç olacak dünyada. Avrupa Birliği'nin çok etkisi olmayacak, olamaz. Ya bize o devletler parça parça katılacaklar ya da katılmayanlar hakikaten fakirlikle, artık zorluklarla baş başa kalacaklar. Biz nasıl baş başaysak şu an o ülkeler, burnunun dikine giden Suriye gibi ülkelerin ne olacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Bakın Mısır da geldi, bizden İHA SİHA almak istiyor. İHA SİHA almak demek öyle iki tane oyuncak drone satıyor anlamına gelmez. Sen onu satınca işbirliği sıkı fıkı demek. Gelecek roketin de sana bağlı olacak, benden bağlanacak. Seninle mecburen ittifak olacak anlamına geliyor. Bunları sakın küçümsemeyin, küçümseyene de inanmayın. Bugün Azerbaycan'da ilk defa 30 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Umarım Azerbaycan halkı bir hata yapmaz, Aliyev'e desteğini sürdürür. Aliyev ülkenin çok önünü açtı bakın. O hızla bak ne yapacak, o da gördü onu. Nasıl parçaladığını Batı'nın ülkeleri gördü. Serbest seçime gidiyor. Hangi rüzgarı arkasına aldı? Karadağ zaferini arkasına alarak, konjüktürü kullanarak serbest seçimleri yapıyor, yerini iyice sağlamlaştırıyor. Aptal Esad karşıdan baksın dursun imrenerek, tarihten yok olup gittiğinin farkındadır diye düşünüyorum. Güzel bir video oldu, uzun bir video olduğunun farkındayım. Konular çoktu. Bakın bu konuyu anlatabilmek için, tek bir konuyu anlatabilmek için birçok konuya değinmem gerekiyordu. Mecbur değinmek zorunda kaldım. Ne kadar uzun olsa da bu video, bunu yapmak zorunda hissettim ki düşüncelerimi, fikirlerimi size doğru olarak aktarabileyim diye. Umarım sıkıcı bir video olmamıştır sizler için. Umarım ufkunuz açılmıştır. Umarım özgüveniniz yerine gelmiştir. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, takipte kalın, esen kalın, hoşça kalın. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim.